için uzaktan eğitim dersimizin dördüncü ünitesine gelmiştik. Bu hafta size dördüncü ünite maddenin hallerinden anlatmaya başlayacaktım. Ben tahtamı size göre hazırladım ve belli boşluklar bıraktım. Onu da ders esnasında anlatacağım. Maddenin halleri. Biz maddenin hallerini zaten ilkokuldan bu yana uzun zamandır görüyoruz ve biliyoruz. Maddenin bugüne kadar bildiğimiz üç halinden bahsediyoruz. Neydi bu halleri? Katı, sıvı ve gaz halleri. Katılısı, taneciklerin birbirine çok yakın, maddenin en sıkı hali. Katı hali. Peki sıvı halinden bahsedecek olursak o zaman nasıl bahsedeceğiz? Tanecikler arasında biraz daha boşluk olduğu, hani daha önce anlattığım zayıf etkileşimler konusu vardı. Zayıf etkileşimlerin etkisini daha az gösterdiği hal diyebiliriz. Maddenin sıvı hali. Peki gaz hali ne? Gaz hali, tanecikler arasında boşluğun çok fazla olduğu, tanecikler arasındaki çekimin yok kabul edilebileceği hal. Şimdi ben maddeyi ısıttığımda yavaş yavaş tanecikler arasındaki etkileşimi ne yapıyorum? Azaltıyorum. Maddem sıvı hale geçiyor. Biraz daha ısıttığımda maddenin ve o tanecikler arasındaki etkileşimler kırılıyor ve gaz haline geçiyor. Yani şöyle diyebilir miyim? Katı haline enerji verirsem yüksek enerjili, biraz daha enerjisi yüksek sıvı hali. Daha da enerji verirsem yüksek enerjili gaz hali elde edebilirim. Peki şöyle diyebilir miyim? O zaman enerjisi yüksek olanın düzensizliği yüksek olacaktır. Maddenin en düzensiz hali hangisidir? Gaz halidir diyebilir miyim? Şimdi oda koşullarında yani 20 santigrat derece bir ATM basınçta katı olan maddelere örnek verecek olursak ne olabilir? Demir. Oda koşullarında nasıldır? Katı halidir. Peki su oda koşullarında sıvı halidir. Yani tanecikleri arası boşluk biraz daha fazladır. Oksijen ise oda koşullarında gaz halindedir. O zaman aynı koşullarda yani 25 santigrat derece bir ATM basınçta, basıncı da dikkate almamız gerekiyor. Demir, su ve oksijene bakacak olursak tanecikler arası çekim kuvveti hangisinde en fazladır diye soru gelebilir. Geldiği zaman ne diyeceğim? Demir, su ve oksijen. Tabii ki tanecikler arası çekim kuvveti en fazla katıda olacaktır. Dolayısıyla demirin tanecikler arası çekim kuvveti sudan yüksek, suyun ki de oksijenden yüksek olacaktır. Peki katı, sıvı ve gaz hallerini genel olarak bir özetleyecek olursak bunların farkları neler? Şimdi katının sıkı olmasından kaynaklı belirli şekli ve hacmi vardır. Sıvıların ise şekli yoktur arkadaşlar. Bulundukları kabın şeklini alırlar fakat hacimleri vardır. Gazlar bulundukları kabın hem hacmine hem şekline sahip olabilirler. Şöyle düşünün, bir kabın içerisinde, bir boş şişenin içerisinde gaz vardır aslında. Ve hacmi o şişenin hacmi kadardır. Şekli ise o kabın o şişenin şekli gibidir. Katı maddenin en yoğun halidir. Şöyle düşünün, gaz sıvı katıya doğru gidildiğinde ne değişiyor? Benim yoğunluk formülüm önce bir hatırlayayım. Yoğunluk formülüm D eşittir M bölü V. M kütleyi, V ise hacmi ifade ediyor. Yani yoğunluk neye bağlı? Kütle ve hacme bağlı. Kütlem sabit kaldığında hacmi giderek azalıyorsa ne olacaktır? Yoğunluğu matematiksel olarak ne yapacaktır? Artacaktır. O yüzden bir madde katıya doğru gittikçe yoğunluğunun artması beklenir. Peki en yoğun hal nedir? Katıdır. Sıvılara bakacak olursak tabii ki yoğunluk arada kalacaktır. Gazlardan yüksek, katılardan düşük olacaktır. Su hariç. Hidrojen bağlarını anlatırken suyun özel durumundan bahsetmiştik. Su donarken diğer maddelerin aksine hidrojen bağlarından kaynaklı olarak hacmini büyütüyordu. Suyun hacminin büyümesi ne demekti? Donma esnasında yoğunluğunun düşmesi demekti. Bu yüzden demiştik, hani attığımız bir bu
parçası su bardağımızın içindeki su da yüzer. Neden? Çünkü yoğunluğu düşüktür. Yani bir istisna var. Suda D buz, D sudan daha düşük yoğunluktadır. Gaz haline gelecek olursak tekrardan, tabii ki yoğunluğu en düşük hal gaz halidir. Şu ikisini kafamız karışmasın. Katılardan tekrar devam ediyorum. Şimdi katının o yoğun olmasının belirli bir şekli olmasını sağlayan ne? Tanecikler arası boşluğun yok denecek kadar az olması. O tanecikler birbirini üst üste içine gelmiş gibi. Sıvılarda biraz daha boşluklar fazla. Peki bu boşluklar bana ne kazandıracak? O sıvının tanecikler üzerinden akışkanlığını kazandıracak. Gelelim gaza. Gazda ise tanecikler arası zaten ben tanecikler arası çekimi yok kabul ediyorum. Tanecikler arası boşluk çok fazla. O yüzden gaz tanecikleri ne yapabiliyor? Odanın mesela odanın içine sıkılan bir süre odanın bütün enerjisini değiştirebiliyor. Tüm tarafını kokuyor, duyurabiliyor. Çünkü tanecikler odanın her köşesine yayılabiliyorlar. Neden? Çünkü tanecikler arası çekim kuvveti çok zayıf ve boşluk çok fazla. Şöyle peki katılar arasında boşluk yok. Ben bunu içiyorum, sıkıştırıyorum. Nereye sıkıştıracağım? Boşluk çok. Tanecikler birbirinin içine mi geçiyorlar? O yüzden katıla sıkıştırılamaz. Sıvılar arasında bir parça boşluk var. Peki ben bunu sıkıştırabilir miyim? Evet, çok az sıkıştırabiliriz. Şöyle düşünün, bir kova su var elinizde. Onun üzerine baskı uyguluyorsunuz. Ne bileyim, üzerine bir kapakla bastırıyorsunuz. Bastırdığınız zaman bir süre sonra su size geri tepki verecektir. Siz inatla devam ederseniz ya kovayı patlatırsınız ya da üzerine o su sizi geri iter. Dolayısıyla sıkıştırılabilir ama o kadar azdır ki biz fark edemeyiz. O yüzden yok kabul edeceğiz. Peki gazlar sıkıştırılabilir mi? Evet, gazlar sıkıştırılabilir. Boş bir şunu da elinize aldığınızda ittirme ağız kısmının oynayın takıldığı deliği ucu parmağınıza kapadığınızda ittirmeye başladığınızda ne yapacaktır? Parmağınıza gaz bir basınç uygulayacaktır. Siz ittirirsiniz, belli bir kısım ittirirsiniz. Siz gazı sıkıştırabilirsiniz. Fakat şöyle bir durum var. Gazlar sıkıştırılıp sıvılaştırılabilir mi? Evet. Bazı gazlar sıkıştırıldığında sıvılaştırılabilir. O yüzden bu özelliğimiz önemlidir ve farkındaysanız sadece gazlara hastır. Peki bu hareket bu katıların taneciklerin birbirine yakın olması, bir boşluk olması, çekim kuvvetinin güçlü olması nasıl bir etki yapar? Katı tanecikleri sadece krom teper gibi birbirleriyle titretir. Çünkü hareket alanları dar, çok kalabalık alanlar, sıkışıklar. Peki sıvı tanecikler titreyebilir ama bir şey daha yapabilir. Boşluklardan kaynaklı öteleme yapabilirler. Gelelim gaz tanecikleri. Gaz tanecikleri serbest, özgür. Titreşimde, ötelemede atıp yapar, taklada atar, dönmede yapar. Katı tanecikler birbirlerine sıkışmış bir otobüs dolusu ağzına kadar dolu insan gibi düşünün. Hareket yetenekleri kısıtlı. Yer bile değiştiremezsiniz. Yer değiştiremezseniz akamazsınız. Sımsıkısınız. Akışkan değildir. Sıvı tanecikler biraz daha böyle kalabalık ama o kalabalık geçiyor, gidiyor gibi düşünün. Evet, akışkandırlar sıvı tanecikler. Şu boşluklar üzerinden, birbiri üzerinden ne yapabilir? Kayabilir. Peki, gelelim gaz taneciklere. Gaz tanecikleri, onlar da akışkandır. Zaten adam çok boş. Adamı tutan bir şey yok. Bir bağ yok, bir etkileşim yok. Doğal olarak ne yapacak? Birbirleri üzerinden rahatlıkla kayabilecekler. Katı hali, bakın şekli belirli, hacmi belirli, en yoğun hal, sağlam kaya gibi duruyor. O zaman maddenin en güzel halidir. Ayrıca biraz önce neyden bahsettim? Ben katıyla ısı ve enerjisini arttırırsam gaza döner gibi. Isı vermek, ısıya sahip, çok yüksek ısıya sahip olman madde için düzensizlik demektir. O yüzden katı en güzel haldir. Gelelim sıvıya. Sıvı katıdan düzensiz, gazdan düzenlidir. Ara fazlattı. Gaz, bakın bu da çok önemli. Her yerde karşımıza çıkacak en düzensiz hal gaz halidir. Biz bu düzensizliği yeri geldiğinde kullanacağız. Tanecikler arası çekim kuvveti.
zaman bunları anlatırken hep değindiğim bir konu, kadı tanecikleri arası çekim kuvveti çok büyüktür. Sıvı tanecikler arası çekim kuvveti büyüktür fakat gazlardan büyüktür, katılardan küçüktür. Ara form yine gaz tanecikleri arası çekim kuvveti yok denecek kadar azdır ve biz bunu yok kabul ederiz. Ne demek bu yok kabul etmek? Hatırlıyor musunuz? Zayıf etkileşimlerde hidrojen ve van der Waals bağlarında neden bahsetmiştim? Maddenin en yoğun hali için geçerlidir. Maddenin yoğun hali dediğimiz sıvı ve katılar için geçerlidir. Gazlar için kimyasal zayıf etkileşimler geçerli değildir. Gelelim buraya. Katı, sıvı ve gaz. Şimdi bu geçişleri artık biliyor olmamız lazım. Katıdan sıvıya geçişi hepiniz biliyorsunuz ne deniyordu? Erime. Peki sıvıdan gaza geçişi buharlaşma. Peki katıdan direkt gaza geçiş var mı? Tabii ki var. Bunun adı da ne? Süblimleşme. Şimdi süblimleşme katıdan gaza doğru giderken ben maddeye ne veriyorum? Isı veriyorum. Madde ısı alır. Maddeden bahsediyorum, kendimden bahsediyorum. Peki tam tersi, gazdan sıvıya geçiş var mı? Evet, gazdan da sıvıya geçebilirim. Nasıl geçeceğim? Maddeyi soğutarak, yani madde dışarıya ısı verecek değil mi? Peki gazdan sıvıya geçişin ismi ne? Yoğunlaşma. Sıvıdan katıya geçiş ise donma. Peki gazdan direkt katıya geçiş var mı? Tabii ki var. Bu da kırılaşma. Burada da madde ne yapacak? Dışarıya ısı verecek. Bu ısı verme, ısı alma olayını bir pekiştireceğiz. Birazdan özellikle lazım olacak. Maddenin farklı hallerde olmasının önemi. Gelin buraya gelin. Şimdi madde katı sıvı gaz halinde olabiliyor dedim. Peki ben bunu günlük hayatta nerede kullanıyorum? Nerede işime yarıyor? Şimdi ilk baş su döngüsü. Bizim elimizde olmayan ama bize çok fayda sağlayan doğal bir olan. Neydi su döngüsü? Benim göl, okyanuslarım, göllerim, akarsularım, derelerim var değil mi? Güneşin enerjisiyle ne yapıyor? Sular buharlaşır. Buharlaşan sular nerede toplanıyor? Bulutlarda toplanıyor ve soğuk havayla karşılaştığında farklı şekillerde ne yapıyor? Geri yağış gösteriyor. Ne daha soğuk havayla karşılaşırsa kar ya da yağmur şeklinde ne yapacak? Yeryüzüne inecek. Ben buna ne diyorum? Su döngüsü diyorum. Su durmadan buharlaşma ve yoğuşma şeklinde bir döngü oluşturuyor. Çünkü her alt suları demişim, belirtmişim. Yağmurlar ekindiğinde toprağa inip her alt sularıyla birlikte tekrar ne yapabilir? Okyanuslara katılabilir. Suyun, su döngüsünü yazalım. Suyun güneş etkisiyle buharlaşarak yoğunlaşır, tekrar yeryüzüne geri dönmesine su döngüsü denir. Tabii ki bitmedi. Biz gazları bu geçişlerden birçok şekilde yararlanabiliyoruz. Şimdi gazların sıkıştırılabilme özelliğinden bahsetmiştim. Gaz tanecikleri çok düzensiz dedi. Bütün bir odayı kaplayabiliyorlar dedim. Yayılabiliyorlar çünkü tanecikler arası çekim kuvveti yok dedim. Peki bu bana ne gibi özellik kazandıracaktır? Şimdi gazlar basınç altında sıkıştırılabilir dedik. Arkadaşlar, ben bazı taşımakta zorlandığım gazları, gaz taşıması zordur.
ülkeler arasında gaz taşınmasını düşünsenize. Büyük boru hatlarının döşenmesi lazım ve deniz aşırı ülkeler var. Bu ülkeler arasında ne yapılması lazım? O boru hatları döşenip öyle gaz taşınması lazım. Bunlar sürekli alışveriş yapmayabilirim. Sürekli o gazı almayabilirim. Kısıtlamalı zaman dönemlik alışverişlerde ne yapmam lazım? Maliyeti düşük tutmam lazım. Benim azıcık bu boruda gaz alacağım diye ülkeler arası boru hattı düşük bir döşemenin bir anlamı yok. O zaman ne yaparım? Gazın sıkışabilme özelliğinden yararlanırım. Gaza buradan basınç uygularsam ne yapacaktır? Tanecikleri arası birbirine daha çok yaklaşacak ve tanecikleri arası boşluk azalacaktır. Dolayısıyla gaz eğer uygun koşullardaysa ne yapabilir? Sıvılaşabilir. Gazlar basınç ile sıkıştırılabilir. Hatta sıvılaşabilir. Şimdi gazları sıkıştırmamın bir, gazları taşınırken maliyeti ucuza getirme. İki, şimdi bazı yanıcı patlayıcı gazlar var. Bunları sıvıyken kontrol etmek daha kolay. İki, bunların çevre güvenliğini sağlamak adına sıkıştırabiliyoruz. Üç, taşıma kolaylığı. Dört, depolama kolaylığı. Şimdi bir gazı bu, ya odanın içerisinde durmadan gaz tıkıp bir oda alıp kiralayıp öyle ne bileyim odanın içinde durmadan gaz tıkamazsınız. Düşünsenize tüp gazı LPG'yi odadan portonuna çekiyoruz. Olacak iş değil. Ne yapıyoruz? O yüzden biz sıvılaştırılmış olarak yapıyoruz. Bildiğiniz tüp gazı LPG sıvılaştırılmış petrol gazı olarak geçer. %70 butan, %30 propan karışımıdır. Ham petrolün damıtılmasıyla elde edilir. Yanıcıdır. Yanıcı ve patlayıcı özelliğe sahiptir. Bu yüzden ne yaparız? Yüksek basınç altında gazı sıvılaştırıp o şekilde ne yapabiliriz? Taşıma ve depolama sağlayabiliriz. Sıvılaştıran LNG. LPG ile LNG'nin ayrımı size soracaktır sorularda. Özellikle bilmeniz gerekiyor. LPG sıvılaştırılmış petrol gazıyken LNG sıvılaştırılmış doğal gazdır. Şimdi doğal gaz ham petrolden elde edilmez. Aksine petrol yatakları üzerinde bulunan bir gazdır. Ne bilişim de farklıdır zaten. Bunlar birer gaz karışımdır arkadaşlar. Bu arada onu da yazayım. Gazlar her oranda karışabilir. Gazlar her oranda karışabilir. LNG sıvılaştırılmış doğal gaz dediğim %90 oranında metan için içerir. %10 oranındaysa propan, butan gibi karışımları içerir. Sıvılaştırılmış doğal gaz dediğim gibi ham petrolün damıtılmasıyla elde edilmez. Petrol yataklarında bulunur. Ve aynı şekilde basınç etkisiyle sıvılaştırılarak ne yapılabilir? Taşınabilir.